Değerli izleyenler, Manyas'tayız. Yanımda Manyas Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Avukat İsfendiyar Ülker var. Sayın Ülker'le Manyas'ı konuşacağız. Manyas'a yapılan hizmetler üzerinde sizler için bir sohbet yapmayı planlıyoruz. İsfendiyar, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manyas'ta kaç üyesi var? Şu an mevcut 727 tane üyemiz bulunmaktadır. Peki Manyas'ın nüfusunu düşünürsek bu sayı yeterli mi, daha mı fazla olmalıydı? Şimdi şöyle ki, biz ilçe başkanı olduğumuz zaman partideki üye sayımız 340'tan. Ne kadar süre önce? Bundan 12-13 yıl önce. Evet. Diğer Balıkesir'in kırsal ilçeleri düşünüldüğünde Biganit, Sındırgı, Kepsut, Dursun Bey, Savaştepe, Havran'a göre üye sayımız nüfusa göre oldukça iyi. Oldukça yüksek. Nüfusumuz kaç şu anda? 19 bin civarında. 19 bin civarı. Evet. Peki yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidar oldu Manyas'ta. Yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından vatandaş memnun mu? Gözlemleriniz nedir? Şimdi biz burada AKP'den geçen dönem seçimleri aldık. 2019'daki demek ki Sayın Tanzim Barışı'nın hizmetlerinden ve örgütle organik bağının iyi olması iyiydi ki halk tekrar ikinciye başkan yaptı. Evet, ama şöyle bir şey var. Bizim Manyas halkına verdiğimiz sözler var. Örneğin kapalı pazar yeri. Bu olmazsa olmazımız. 7 yıldan beri yapamadık. Ama 3 yıl, 4 yıl içerisinde bu kapalı pazar yerini yapmak zorundayız. Manyas'ın en temel sorunu işsizlik ve istihdam yaratılamamız. Ve Manyas her yıl nüfusu 1000 kişi azalmaktadır. Bunun önüne geçmenin yolu hizmete yönelik, üretime yönelik belediyecilik anlayışından geçtiğini düşünmekteyiz. Peki efendim, Manyas yıllardan beri tarım ve hayvancılık ilçesi olarak biliniyor. Fakat büyük bir darbe yedi herhalde tarım ve hayvancılık konusunda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu AKP iktidarının 20 yıldan beri tarım politikasından kaynaklanmaktadır. Yani parçayı bütünden ayrı düşünemeyiz. Genel anlamda Türkiye'de hayvancılık ve tarım bittiği için Manyas'ta da tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Buna Evet. bağlıyorsunuz. Evet. Peki bir genel politikada isterseniz yapalım. O konuda görüşünüzü alayım. AKP iktidarı 18 yılı doldurdu. Bir erken seçim olasılığı görüyor musunuz? Her ne kadar yok deseler de. Bu konuda eğer böyle bir erken seçim olasılığı ortaya çıkarsa hazır mısınız seçime? Söyle ki Recep Tayyip Erdoğan ne derse tersini yapar. Eğer seçim yok diyorsa bilin ki bu ülkede seçim vardır. Çünkü bildiğimiz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla her ay bir anket yaptırmakta. Bu anketlere göre de seçime hazırlık yapmaktadır. Ve en son Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk ve Demokratik Sol Parti ile görüşmesinin nedeninin de erken seçime hazırlık olduğunu şeklinde yorumluyorlar. Hatta genel başkan da böyle yorumladı. Evet. Peki siz bir anket yaptırıyor musunuz Manyas'la ilgili olarak? Ne durumda oylarınız? Şimdi şöyle ki biz örgüt olarak anket yaptırabilme şansımız yok. Çünkü neden? Anketler pahalıdır. Tabii. Bunu biz hep şunu söylüyoruz. Genel merkez belediyelerin olduğu yerlerde her yıl belediye başkanlarının yaptığı çalışmalardan halk memnun mu değil mi noktasında her yıl bize anket yaptırması gerekmektedir. Yani bizim yaptırabilme gücümüz yoktur. Evet. Genel merkez bu işi üstlenmedi diyorsunuz. Peki Sayın Başkan, Manyaslara ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Son olarak bir mesaj vermek istersiniz. Şöyle, bu günlerin iyi günler olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz ve Manyas'ı daha kötü günler bekliyor. Bakın, Covid bir belası var. Avrupa'da ve diğer ülkelerde aşılar başladı. Yol kat edildi. Daha Türkiye'de bir tane aşı vurulmadı. Bakın, yarın baştansa ikinci dozu 28 gün sonra yapacaklar. Yani
Şubat 10 olduğunda daha Türkiye'de 1,5 milyon kişi aşılanmış olacak. Bu böyle giderse tüm Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğunu düşündüğümüzde herhalde bizlerin de aşı olması en az 7-8 ayı bulacak. Ve Manyas esnafı bitme noktasındadır. Kahveler kapalı. Lokantalar kapalı. Esnaf siftah yapamıyor. Ve şunu diyeceğiz. Bir CHP iktidarında her şey güzel olacak diyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Manyas Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Avukat Sayın İsfendiyar Ülker ile birlikteydik. Hoşçakalın.